Thrive Yatırımdan herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Emre Çayırlı. Bugün piyasalara baktığımız zaman Avrupa tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Tabii genel itibariyle aslında hafta başının açılışından bu yana küresel çapta borsalardaki değer kaybı devam ediyor. S&P'ye baktığımız zaman Nasdaq, DAX tarafında yine aynı şekilde dün de satıcılı bir seyir vardı. Burada en önemli sebep Fed başkanlarının yapmış olduğu konuşmalar. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Powell'ın verdiği mesajların ardından piyasalarda biraz da aslında faiz artırımı sonrasında yavaşlama olabileceği endişesiyle beraber geri çekilme yaşanmıştı. Akabinde gelen yine dün yapılan Fed başkanlarının açıklamaları, Atlanta tarafından, Richmond ve New York Fed başkanları tarafından gelen mesajlar da bize bundan sonraki süreçte faiz oranının arttırılmaya devam edeceği beklentisini biraz daha arttırmış durumda bir sinyal verdi. Burada özellikle bu yılın sonunda Fed'in faiz arttırımından son verip 2023'te faiz azaltımına başlayabileceği bir senaryo daha önceki süreçlerde konuşuluyordu. Ama yeni gelen mesajlarla beraber 2023 yılı içerisinde de faizlerin yüksek oranda kalmaya devam edeceği ve bunun piyasayı biraz zedelese de ilerleyen dönem için daha pozitif bir tablo oluşturabileceğine yönelik Fed başkanlarının açıklamaları geliyor. Bu da tabii küresel çapta borsalarda haftalık ve günlük bazda değer kaybının beraberinde getiriyor. İç piyasada işler biraz daha farklı. Tabii bugün Türkiye'de ekonomik büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. Bununla beraber iyimser tablo sürebilir ve Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketin bir müddet daha devam ettiğini görebiliriz. Günün devamında ise ekonomik takvime baktığımız zaman burada özellikle bugün içerisinde Avrupa tarafında açıklanacak enflasyon rakamı oldukça önemli. Çünkü dün Almanya tarafında açıklanan rakamlar da yine son 20 yılın neredeyse en yüksek rakamlarına geldi ve 2000'lerin başlarındaki enflasyon tekrar Almanya'da yaşanmaya başlandı. Bundan dolayı Avrupa Merkez Bankası üyelerinden de bir sonraki toplantıya, yani önümüzdeki süreçte yapılacak ilk toplantıda faiz artırımının yapabileceğine yönelik sinyaller almaya başladık. Bununla beraber Euro-Dolar paritesi bir etrafında denge bulmaya çalışıyor ama bugün açıklanacak olan hem Almanya'daki istihdam rakamları hem Euro bölgesi genelindeki enflasyon hem de Fransa tarafında gelecek olan ve İtalya tarafında açıklanacak olan enflasyon biraz daha belirleyici olabilir. Tabii enflasyonun Avrupa'daki temel nedeni enerji fiyatları. Enerji fiyatlarındaki yükseliş de burada enflasyonu tetiklemeye devam ediyor ama petrol fiyatları özellikle biraz daha 100 dolar bölgesinde dengelenmeye başladı. OPEC toplantısı olacak önümüzdeki hafta. OPEC toplantısında bir üretim kısıntısı yaşanabilir. Bununla beraber belki biraz daha fiyatlarda dengelenme yaşanabilir ama OPEC tarafından gelen açıklamalar aslında son yıl, bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde petrolde yaşanan yükselişin arz talep dengesinin ayarlanmasıyla beraber biraz daha sakinlemeye başladığını gösterdi ama Avrupa kanadında özelinde baktığımız zaman doğal gazla ilgili sıkıntılar özellikle bugün yine dün Fransa tarafından gelen açıklamalar vardı. ENGIE'nin yaptığı açıklamada doğal gaz sevkiyatının azaldığına yönelik bir haber yayınlandı. Bu da yine enerji fiyatlarını Avrupa'da yükseltmeye devam edebilir ve bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarında da önümüzdeki aylarda biraz daha artışın devam ettiğini, özellikle kış ayları geldiği zaman artışın sürdüğünü görebiliriz. Bu da Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisini canlandırıp Euro-Dolar paritesi üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratabilir. Bugünün devamında öğleden sonra tabii Amerika'da özel sektör istihdam rakamları takip edilecek. ADP tarafından açıklanacak rakamlarda yine geçtiğimiz döneme göre biraz daha pozitif bir tablo var. Ama Cuma günü önemli olan tarım istihdam verisinde beklentiler biraz daha zayıflamış durumda. Bundan dolayı dolar endeksindeki seyir de oldukça önemli. Yani günün sabah saatlerinde ilk etapta Türkiye'de ekonomik büyüme rakamlarını izleyeceğiz. Bunun borsa tarafında pozitif etkisini görebiliriz. Devamında ise Euro bölgesinde açıklanacak enflasyon rakamı ve Amerika'daki özel sektör istihdam rakamları bugünün ana belirleyici maddeleri olacak. Gün içerisinde yine yaşanan gelişmelerle beraber YouTube kanalımızda sizlerle beraber olmak üzere. Herkese bol kazançlı bir seans dilerim. Görüşmek üzere.